Evet arkadaşlar, yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda söz verdiğimiz gibi o kol kilitleri vardı. Kol kırışı, omuz kırışı. Bunların defanslarını da merak ediyorsunuz. Hemen bunlardan ilkinin defansını anlatmaya başlayalım. İlk yayınladığımız video kolu bu şekilde arkadaşlar, kırışı almaktı. Şimdi şöyle bir olay var. Bu tarz tekniklerin cevabının çok hızlı olması lazım. Normalde hani bunu kırışa alırken sizin tepki vermeniz lazım. Çünkü buraya geldiği anda yani zaten kırmak amacıyla bunu yapıyorsa ve tekniği düzgün yapan biri ise bu kol gitti demektir. Yani çok fazla bir şey beklemeyin. Bunu hep diğer videolarda da arkadaşlardan, ders verdiğimiz arkadaşlara şöyle anlatıyoruz. Hani silah kafanıza dayadığında, tetiği çektiğinde bunun defansı olmaz. Tetiği çekene kadar ki süreçte bir tepki vermenizi beklenir. Bu kırış tekniklerinde de olay böyle. Yani yumruğu yediğinizde bunun cevabı olmaz. Yemişsinizdir veya işte tekme yemişsinizdir. Ama tekme atarken veya tekmeyi çıkarken ona cevap verebilirseniz zaten savunmuş olursunuz. Hani bu kısa açıklamadan sonra devam edelim. Kolumu aldı. Bu da tabii alınca tam böyle kırışa geçmeden hemen önce yapmanız gereken şeyi söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, bu pozisyonu aldıysa şu anda fark ettiyseniz biz omuz omuzayız. Hani ben böyle durmuyorum. Mehmet kolumu kırabilmek için bu şekilde durmak zorunda. Eğer bana doğru dönerse, yan dönerse bu da bana baskı veremez. O yüzden baskı vermek için şu hareketi, yani bu duruşu yapmak zorunda. Burada yapacağınız ilk şey şu. Elimi içeride arkadaşlar çevirebildiğiniz kadar çevirin. Bu çevirmeyi yaparsanız şuradaki açı bozulduğu için ikinci videoda anlattığımız tekniğe geçmeye çalışacak orada, eğer biliyorsan. Bunu yapmaya çalışacak ki bunu da yapmasını istemiyoruz. Bir elimi arkadaşlar buraya koyuyorum. Diğer tekniğe geçemesin diye. Elimi içeride çevirdikten sonra sağ ayağımı arkasına doğru atıp aşağı doğru kendimi çöküyorum. Burada artık kolumu kıramaz çünkü baskı vereceğim pozisyonu bozdum. Hemen tutuyorum. Buradan normalde geriye doğru atmanız lazım. Sağ dizim arkadaşlar şu açıdan görüyorsanız Mehmet'in ağırlık noktasında, kendimi geriye doğru böyle attığım zaman onu hızlı bir şekilde düşürebilirsiniz. Bunu tekrar yapalım. Kolumu kırışa aldım. Dolara geçişleri anlatmıyorum zaten. Alır almaz hemen aşağıya doğru, 45'e doğru çökerek sağ ayağımı arkaya atıyorum. Şu şekilde. Ve bacaklarımı tutuyorum arkadaşlar. Tuttuktan sonra kendimi geriye doğru atarken bacakları çekebilirsiniz. Dizimin üzerinde kolumu geriye doğru yuvarlıyorum. Bir de bunu real time yapalım. Hızlı yapalım. Tartışma esnasında bir şekilde kolunu aldı. Hemen aşağı indi ve onu düşürdü. Tekniğin temel mantığı eklemimize baskı veriyor. Bu baskıdan kurtulmamız lazım. Bunun için de diğer videolarda da hani bu omuz kırışında vesaire de anlatacağız. O beni aşağı doğru çektiği için sadece devam ediyorum. Çöktüğüm zaman onun açısı bozulduğu için koluma baskı veremiyor ve ben de teknikten kurtulmuş oluyorum. Kısaca bu şekilde. Ama dediğimiz gibi yani eğer işi gerçekten bilen biri ise kol o şekilde kalktıysa kırar. O yüzden hani defansı yok mu var ama çok böyle hızlı tepki vermeniz gerekiyor ve sizin de cevabını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.